Demokrasi. Evet, gerçekten insanın kafası karışıyor. Ali Bey, buyurun, siz suyunuzu için. Ben bu arada bu soruyu size sormaya çalışayım. Siz suyunuzu içerken. Sayın Ali Yeral'a saygılar. Programınızı büyük ilgiyle izliyoruz. Mevlana Ali sizi korusun. Ali Yolcu, lütfen Şeyh Ali Yeral'a onu çok sevdiğimi söyler misin? İdo. Dalga mı geçiyor yoksa birini tanıyor musunuz? Yok, Allah Tanıdığınız var mı? tanıdığımız Ha, var. tamam, Ben o de zaman hayır, yani teşekkür. İdo diye sadece koymuş diye. Yani şifan tanımıyorum da ama görüyoruz. Allah muvaffak etsin Evet. sanal alemde. Bize Ha, selam görüyorsunuz, saygılarını tamam, o gösteren zaman doğru. herkese selam saygılarımı Kısaca yazmış gönderiyorum. İdo diye. Hocam, bu güzel bilgilendirici yayından dolayı tebrik ediyorum. Böyle yayınların devamını dilerim. İyi akşamlar. Bir defa Abi, çıkardınız, ne oldu şimdi? ya biz iki defa çıkardık, bize millet diyor ki her hafta çıkartıyorsunuz. Şimdi yayın devamını dilerim diyorsun. Valla ben de severim, isterim. Ali Hoca'yla her gün bir araya geleyim, nurlanalım, ondan Teşekkür bilgiler alalım ederim. ama bakalım nereye kadar gidecek. Şimdilik gidiyoruz, daha dur bakalım yani. Şimdi efendim, Hazreti Ali neden dörtüncü halifedir? Neden dörtüncü halifedir? İlk halife değildir. Zahiri gelişmeleri kastetmiyorum bu soruda. Güzel. Biz de soralım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 124 bin peygamberin niye sonuncusudur? Peygamberimizin sonuncu peygamber olması onun kadro kıymetini düşürür mü? Kesinlikle. Kaldı ki Hazreti Ali Efendimiz dördüncü halife değildir. Birinci imamdır. Emirül müminindir. Sıddık-ı Ekber, Faruk-ı Azam ve Bediüzzaman'dır. Ya ben de bu soru güzel bir soru sandım diye sordum. Ya bu güzel bir soru değil galiba, öyle mi? Hayır, güzel bir Ha, güzel bir sorudur. soru mu? Tabii ki Ha, güzel bir tamam. sorudur. Bilgilenmek istiyor yani. Yok, neticede Ha, tabii ki tamam. bilgilenmek. Belki konuşmamızı istiyor. Belki kendisi de Yani hocam, biliyordur. şimdi demokrasi memokrasi, tamam, ben demokratım da o kadar da değil yani. Eğer Hazreti Ali'ye yönelik kötü bir şeyse okumam yani. Yok, Onu da okumam kötü yani. değildir. Kötü değildir. Evet. Neticede Allah'ın emri ayrıdır Müslümanların. Burada kısa bir şey arz etmek istiyorum Buyurun, Ali buyurun Bey. hocam. İkinci halife olan Ömer bin Hattab aynen şunu diyor. Kânet bey'atu Ebi Bekir'in felteten vekallâhul muslimîne şerrahem. Evet. Ebu Bekir'in biatı bir oldu bittiydi. Allah Müslümanların şerrinden, Allah o biatın şerrinden Müslümanları korudu. Ebu Bekir'in biatı bir oldu bittiydi. Bunu kim diyor? Halife Ömer diyor. Kânet bey'atu Ebi Bekir'in felteten vekallâhul muslimîne şerrahem. وَمَنْ عَادَ اِلَيْهَ ثَانِيَةً فَضْرِبُوا عُنُقَهُ Ebu Bekir'in biatı bir oldu bittiydi. Allah onun şerrinden Müslümanları korudu. Kim ki onun aynasına dönerse onun boynunu vurunuz. Sünni kardeşlerimizin kaynaklarında Ömer bin Hattab'ın dilinden Ebu Bekir'in biatı oldu bitti deniyor bizzat Ömer bin Hattab'ın. Şimdi böyle deniyorsa demek ki Hazreti Ali dördüncü halife değildir. Gadir biatında men kuntu mevla fehaza aliyun mevla Allahümme vali men velah ve adi men adah ve bizzat Ebu Bekir ve Ömer'in gelerek bakın bakın leke ya Ali asbahta mevlana ve mevla kulli mu'min ve mu'mine ne mutlu sana ki ey Ali bu Gadir biatıyla hem bizim hem de inanan bütün mümin kadın ve erkeklerin mevlası efendisi, büyüğü, imamı ve altını çizerek halifesi oldun deyip biat ediyorlar ve Hazreti Ali'yi kutluyorlar. Onun için de biz 1434 yıldır Kadir Hum biatını yapıyoruz. Kadir Hum bayramını yapıyoruz. Evet. Gerçekte Hazreti Ali dördüncü halife değil, birinci imamdır. Evet. Ve en büyük imamdır. Şimdi burada diyor ki, abi Ankara'dan arıyor bu arkadaşımız, Me Edip Kadı oğlu. Alevi geleneğinin tarihini bilgilendirmenizden dolayı insanlık barışına daha da yaklaşılmaktadır. Sizleri destekliyor ve kutluyorum Teşekkür diyor. ediyorum. Mehmet Edip Kadıoğlu, Ankara. Edip Bey'e. Edip Bey, evet. Maşuklu beldesinden Mithat Öter ben. Ailece zevkle sizi izliyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Ali Yeral hocamıza Allah, bunu okuyamadım. Keşke onun gibi birkaç kişi daha olsa sırtımız yere gelmezdi. Yayınlarsan sevinirim Sayın Ali Yolcu. Yahya Atar Samandağ'dan. Teşekkür ederim. Kuş Alanı köyünden arıyor bu arkadaşımız da. Sizin gibi birkaç kişi daha olsun diyor.
Öyle temenni ediyor. Programınızı zevkle izliyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Programın sunucusu Ali Olcubey'e ve hocama teşekkür ediyorum. Gümüşgözü Mahallesi Muhtarı İbrahim Büyük Aşık. Biz de size teşekkür ediyoruz Sayın Muhtarım. Güzel mesajınızdan ötürü. İslam alemine büyük bir aydınlık getirdiniz. Ağzınıza sağlık Ali Bey. Siz Sayın Hocama çok teşekkür ediyoruz. Programı ilgiyle izliyoruz. Metin Nergiz isimli vatandaşımız. Samandağ Hatay'dan arıyor. Ali Pancar Yaylıca Beldesi'nden arıyor. Muhtar mı? Öyle tam okuyamadım bunu. Evet. İyi akşamlar. Sizin programı çok beğeniyoruz Ali Bey. Ve Ali Yeralı gönülden seviyoruz. Ve arkanızdayız. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ali Pancar, ne çekiyorsak arkamızda onlardan çekiyoruz ama onu da söyleyeyim ha. Yani herkes arkamızda, zaten hiç kimse yanımıza falan geçmiyor. Yok. Öne de gitmiyor, arkadan geliyor hep. Tabii espri yapmaya çalışıyorum. Sizi seviyoruz, çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Ali Pancar. Bunlar hakiki dostlar kardeşlerimizdir. Evet, Allah razı olsun cümlesinden. Şimdi biz de ya valla Ali Bey program uzadı artık, espri yapıyoruz biraz geçsin diye zaman. Aşağı Uçular Köyü'nden Savaş Bahçeci, Nur Yüzlü Ali Hocamıza sonsuz teşekkürler. Teşekkür ederim teveccühlerine cümleten. Sayın Hocam Ali Yeral'a Allah başımızdan eksik etmesin. Serin yoldan Saban Korkunç. Şaban. Şaban Korkunç. Evet, şey çıkmıyor olabilir. Evet. Teşekkür ederim. Sayın Ali Hocamız, Ali yoldaşınız Hızır Aleyhisselam imdadın olsun. Ali Yolcu'nun canlı yayın ve özel hayatında başarılar dilerim. Cebrail Bucak. Ne demek istiyorsun Cebrail kardeş ya? Benim özel hayatımdan sana ne kardeşim ya? Yani özel hayatımda başarılar dilerim. Ne anladım, anlamadım ben bundan ya. Normal hayatın, evet. İnanır olsun Ali Yolcu'nun canlı yayın ve özel hayatında. İstanbul'dan he. Geliyor sanırım. Şimdi canlı yayında anladım da özel hayatında başarılar diliyorum. Yani hem canlı yayında hem normal hayatında. Peki teşekkür ediyorum. Tamam hocam, siz daha iyi biliyorsunuz bu işi. Ali hocam, internette bir takipçiniz olarak ayrıca sizi takip ediyoruz. Ağzına sağlık. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederiz. Hocam mesajı okursanız çok sevinirim. İyi yayınlar diliyorum. Sedat Ural Samandağ'dan okumuş olduk mesajınızı. Sayın Sedat Ural. Hocam devam edeyim ben böyle ya. Bir tane daha okuyalım, yapalım. Sonra biraz daha sohbet ederiz. Sorun. Hocam ben sizi çok seven bir Sünni kardeşinizim. Biz de çok seviyoruz. Size sorum şu. Alevilik neden sazla ibadet eder? Ben Sedat Tunu. Aleviler sazla ibadet ediyormuş. Bu herhalde cevap verelim Anadolu Alevileri için. İstiyorsanız devam edeyim, bu aklımızda tamam. Kalsın. Ben bunu işaretleyeyim. Ben de not alayım. Tamam. Evet. Bu programı yaptığınızdan dolayı tebrik ve takdir ederim sizi Sayın Ali Yolcu. Konuğunuza saygılar, selamlarım, başarılar diyorum. Adnan Bereketoğlu. Çok teşekkür ediyoruz Adnan Bey. Siz böyle bize güzel mesajlar gönderdiğiniz sürece biz de böyle programlarda devam edeceğiz, böyle programlar yapmaya, böyle konuklar almaya. Nereye kadar giderse gitsin abi, durduğu yerde durur yani, ne diyeyim. Sizi gönülden destekliyoruz. Ayrıca çok seven varsa neden çocuklarının adını Yezid Muaviye koymuyorlar ki? Kan Kaya ailesi Karistan diyor. Karistan arıyoruz biz. Kagan Kaya ailesi. Kagan. Sizi gönülden destekliyoruz. Yani evet, seven yok diyor. Olsa koyarlardı isimlerini diyor. Niye teşekkür koymuyorlar kardeşim. Eğer seviyorlarsa diyor. Karslı kardeşlerimize. Evet, Kars'tan gelmiş bize bu mesaj. Bütün Kars'a da selamlar buradan. Hatay'dan selamlar. Show programına çevirdik hocam Allah programı ya. Şuna alakası yok. Hayır, ben kendim yani bu esprilerimle. Evet. Ali Yeral hocam, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seninle gurur duyuyoruz. Gerçek lider bize kendimizi öğretendir. Saygılar. Teşekkür ederiz. Yezid ile Muaviye'nin ne olduğunu bilmeyenler şimdi iyi öğrenip kafalarına soksunlar. Ali Hoca'ya laf atarak prim yapamazlar ve bunu iyi öğrensinler. HRT ailesi ve Ali Yolcu'nun şahsına teşekkür ederim Sedat Bilgin. Biz de teşekkür ediyoruz Sedat kardeşimize, bize bu desteğinden ötürü. Sedat Bey'e teşekkürler. Evet, selamun aleyküm hocam. Hazreti Ali, Allah mı açıklar mısınız? Alevilerin çoğu bunu böyle biliyor. Bu doğru mu? Kimin suçlu olduğunu değil, neyin doğru olduğunu açıklar mısınız? Bu isim vermemiş yine. Sorun değil. Yani bazı insanlar Hazreti Ali Allah mıdır diye söylüyor. Kimin suçlu olduğunu değil, neyin doğru olduğunu açıklar mısınız diyor. Politik bir soru ha hocam.
Sorun yok. Mehmet Çelik'in dediği gibi en azından başkalarının siyasi daha iyi biliyor. Bu adam yani iyi bir soru sormuş kimse bu evet. izleyicimiz. Sayın Ehdahu Başkanım Şeyh Ali Yeral Beyefendi, Melun Abu Hüreyra neye dönüşmüştür? Saygılarımla. Evet. Bir şeye mi dönüşmüştür o? Ben bunları da valla şimdi yeni öğreniyorum. Şimdi ben dini program yapmıyorum ya hocam. Şimdi bunları yeni yeni öğreniyoruz. Sorun değil. Peki. Sayın Ali Yolcu, sunmuş olduğunuz bu harika programdan dolayı sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. İslam ve Ehlilbeyt alimi Sayın Ali Yeral Beyefendi'yi davet etmeniz gerçeklerin bilinmesi adına isabet etmiş bulunuyorsunuz. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Ali Hocam, diline sağlık. Allah'ım seni korusun. Birini bin yapsın. Sayın Ali Yolcu, bu tür programları daha sık yapmalısınız ki karanlıktan aydınlığa çıkalım. Allah'a emanet olun. Şefik Kazar. Sağ olun Şefik Bey. Ali Bey de sizlere selamını iletiyor bu arada. Belki görüntüde mi Ali Bey bilmiyorum arkadaşlar. Ali Bey teşekkür ederken, yorum yaparken görüntüde hepsine mi? Hepsine birer birer teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Efendim söyleyeyim. Büyüksün Şeyh Ali Yeral. Sizi izlerken içimiz mest oluyor. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Senin sayende çok güzel şeyler öğrendik. En kısa zamanda ziyaretine geleceğiz. Zihnin ve yolun açık olsun. Ali Yeral, dualarımız seninle. Kuzeytepe'den Deniz Çiçek ve Sercan Köse isimli iki vatandaşımız. Şimdi bunu da okumuş olduk. Şimdi baştaki soruya bir yanıt alalım hocam. O ben sizi çok seven bir sünni kardeşinizim. Size sorum şu, Alevilik neden sazla ibadet ediyor? Şimdi birincisi, biz sazla ibadet yapmıyoruz. Sazla ibadet Cem evinde Bektaşi kardeşlerimizin, canlarımızın yaptığı bir ritüeldir, evet. etkinliktir. Tabii biz defalarca söyledik, şimdi de arz edelim. Namaz olayı ayrıdır, ibadet olayı ayrıdır. Her namaz ibadettir ama her ibadet namaz değildir. Yalnız ben o sünni kardeşime çok sevdiğim, selam ve saygılarını bildirdiği, bizim de aynı şekilde bildirdiğimiz o kardeşimize şunu arz edelim. Hı hı. Bektaşi kardeşlerimizin saz eşliğinde ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Hüseyin, 12 imamı, peygamberimizi, dini, ayet ve hadisleri anmaları birilerinin zoruna gidiyor. Mevleviler aynı yapıyor, kimse bir şey demiyor. Aczimendiler şişli, bıçaklı şeyler yapıyorlar. Ya şuradan sokuyor, şuradan çıkartıyor adamı ya. Def çalıyor, oynuyorlar, saçlarını uzatıyorlar. Garip garip hareketler, garip garip sözler. Aczimendiler öyle, sünni tarikatların büyük bir bölümü öyle. Biz yadırgamıyoruz. Evet. Yani biz onları yadırgamadığımız, konuşmadığımız zaman da Mevleviler öyledir, diğerleri öyledir. Kimse bir şey demiyor. Bektaşi kardeşimiz çıkıyor. Asılan, kesilen, yıkılan, yakılan, ötekileştirilen, elindeki imkanla nefesini okuyor, şiirini okuyor, kasidesini okuyor, kıyamet kopuyor. Niye böyle yapıyoruz? Kardeşim kendisini öyle rahat hissediyorsa, kasidesini, nefesini okuyor ve Ehl-i Beyt'i bir şekilde anıyorsa, saygı duymaktan başka bir şey yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş, zikru aliyin ibade. Ali'yi anmak ibadettir. Ehl-i Beyt'i anmak ibadettir. Nokta. Evet, peki, teşekkür ediyorum. Bir diğer sorumuz vardı hocam. Kars'tan gelen soruydu bu. Aslında bu bir yanlış mı anlamış ya da bir yorum mu? Yani Muaviye ile Yezid'i çok seven varsa, siz demin herhalde öyle bir ifade kullandınız ya, Arabistan'da, Orta Doğu'da falan çocuklarına Muaviye diyorlar, Yezid diyorlar. Arz edeyim, bu kardeşimiz bizi onaylar mahiyette, Türkiye'de yani kimse sevmiyor ve kimse de adını koymuyor. Türkiye halkından hiç kimsenin Muaviye ve Yezid ismini taktığını duymadık, zannetmiyoruz. Takmak bir yana, yani Yezid'in, şimdi siz yoldan yürüyen birisine Yezid deyin, sizinle kavga eder. Yani Türk kamuoyunda, Türk kültüründe Yezid, küfür, hakaret manasında kullanılan bir isim. Ama bu demek değildir ki Arabistan'da, Katar'da veya yanılmıyorsam Umman Saltanatı'nda bir devlet adamının bir adı Muaviye'ydi. Arabistan'ı resmi bastırdığı bir kitapta kardeşime arz ediyorum. Hakaik an Emirul Mu'minin Yezid bin Muaviye adında kitabı basmışlar onların Milli Eğitim Bakanlığı. Ve masum çocukları öğretiyorlar, zehir olarak veriyorlar onlara ya. Yani. Evet. Peki hocam, bu
Bu da bir destek mesajı. Ali Yeral canımıza ve Ali Yolcu dostumuza iyi akşamlar. Alevi Kültür Derneği olarak yaptığınız hizmetlerin ve verdiğiniz mesajların altına imza atarız. Sağ olun. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız. Sayın Cemal Ercan. Cemal Ercan'ı ben de iyi tanıyorum. Siz de iyi tanıyorsunuz. Şube Başkanı Alevi evet, Kültür Derneklerin teşekkür ediyoruz. Cemal Bey de bizi unutmamış. Programımızı izliyor. Biz de ona teşekkür sağ ediyoruz. Sağ olun. Bilmukabine. Biz Hatay Samandağ'ından Ali Kürek ve ailesi, Sayın Ali Yeral ve HRT çalışanlarına iyi akşamlar diliyoruz. Sayın Ali Hocam, sizleri zevkle izliyoruz. Bizleri engin bilgilerinizle aydınlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bilmukabine. Başarıların devamını diliyoruz. Bilmukabine. Efendim söyleyeyim. İyi akşamlar. Ben Malik Korkunç, Serin Yoldan. Korkunç mu artık burada şey mi? Korkunç. Olabilir. Serin Yoldan, Sayın Hocamız Ali Yeral'a teşekkür ederiz. Bizi aydınlattığı için ellerinden öperim. Ve Sayın Ali Yolcu size teşekkür ederiz. İyi biz geceler. Biz teşekkür ederiz. Biz efendim size teşekkür ediyoruz. Serin Yoldaki bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ali Yeral'ı takdir ediyorum. Bakış açım değişti. Lale Deniz Başlı. Demek ki daha önce sizinle ilgili daha farklı düşünüyordu. Ali Yeral'ı takdir ediyorum. Bakış açım değişti. Lale Deniz Başlı. Belki bizimle değil, belki dünyaya ve dine bakış açısı değişmiştir. Mezheplere bakış açısı tabii tabii olabilir. O da olabilir değil mi? Ben de biraz önyargıyla hareket ettim galiba. Tabii başka bir şey de olabilir. Tabii. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet. Lale kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sayın Ali Yeral hocamız, sizi her zaman dinliyoruz, takip ediyoruz. Hayek Allah. Adana'dan Selim Şimşir. Uldu hayakin Allah. Hayyakumullah. Nakilla Adana. Nefes. Bu arada Arapça bilmeyenler için söyleyeyim. Hayyakallah Allah. Yani bu bir tahiyyedir, selamdır. Selamla, hürmetle yad ediyorum manasında. Evet, biz de o şekilde yad ettiğimizi söyledik. Sizi seviyoruz, gurur duyuyoruz. Sizi önemle ve zevkle izliyorum. Teşekkürler. Bizi aydınlattığınız için teşekkürler. Müthiş bir bilgi birikiminiz var. Tebrik ediyoruz. Bunları herkesle, bütün insanlarla daha çok paylaşıp Işık olmanızı temenni ediyorum. Sizi seviyoruz şeklinde. Gün Işığı Sibel. Ha, bu Gün Işığı gazetesinden Sibel herhalde. Anladığım belki kadarıyla. Belki soyadı öyledir. Gün Işığı Sibel. Teşekkür ediyoruz. Belki de öyledir. Kendilerine de bütün belki arkadaşlar. İyi yayınlar Sayın Yolcu. Ben oda başından Süleyman Harbeli. Öncelikle başarılar, başarılı programınız ve hocamızı konuk ettiğiniz için teşekkür ediyor. Başarılar diliyorum. Sayın Yeral'ı zevkle dinliyor, ilminden dolayı kutluyorum, sonsuza dek destekliyorum ve saygılar sunarım şeklinde. Teşekkür ederiz Süleyman Bey. Efendim söyleyeyim, son bir mesajı okuyayım. Sayın Hocam, biz gençler bugüne kadar bize dini, İslam'ı doğru dürüst, tarafsız özüyle anlatabilecek birini, sorularımıza en doğru ve tereddütsüz yanıtları verecek birilerini dört gözle bekledik. Allah'a şükürler olsun ki sizi artık görmek istediğimiz yerlerde görüyoruz. Halkın içinde ve her soruya dağ gibi cevaplarınızla kafirlerin ve yalanlarla dini kendi emellerine alet eden insanların tam karşısındasınız. Yeterince bilgimiz olmadığı için cevap veremeyip sustuğumuz, bazen cevabına itiraz edildiği falan böyle gidiyor hocam, bu çok uzun ya. Onu da burada kesmiş oluyor. İsmini okuyun en azından. Vallahi bu ismini de burada. Ha Murat, tamam. Murat Başak. Yani bu tarafta ediyoruz. Devam ediyor şeklinde bir bu efendim söyleyeyim, Mızraklı'dan Remzi Aslan, iyi akşamlar, can kulağıyla dinliyoruz, Allah sizi başımızdan eksik etmesin şeklinde. Allah razı olsun, sağ ol. Ceyhan Gündüz Samandağ'dan arıyorum diyor, selamlar, büyüğümüz Ali Yeral'ı davet eden HRT'ye teşekkürler. Biz de size teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için sevgili seyirciler. Sadece Samandağ'ı değil, Samandağ, efendim söyleyeyim, Serin Yoldan geldi, Gümüşgöze'den geldi, İskenderun'dan geldi, İstanbul'dan geldi, Ankara'dan geldi, Kars'tan geldi, Adana, Mersin, birçok yerden geldi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizleri izledikleri için, Ali hocamıza verdikleri destekten ötürü de ayrıca kendisinin zaten her mesajdan sonra teşekkür oluyor. Efendim hayırlı geceler Ali hocam. Siz değerli hocalarımıza büyük görev düşüyor. Hocam ben Sünniyim. Aleviler, Caferiler, Şafiler, tüm müminler kardeştir. Doğrudur. Ne olur çapulcuların oyuna gelmeyelim. Ankara Polatlı'dan ben Abdullah Taşyürek. Buna biraz konuşalım bu konunun üzerinde. Yani ne güzel mesajlar değil mi bu? Ne güzel bir mesaj bu. Şimdi bir şeyler söylemek ister misiniz tabii hocam? Tabii ki, buyurun. Arz edeyim. Ankara'ya bir şeyler söyleyelim burada.
kendilerine bize teveccüh gösteren, iltifat buyuran, hayır dualarını esirgemeyen bütün izleyicilerimize kalbi, gönlü ve duaları bizden yana ve her an dualarını yanımızda hissettiğimiz bütün canlarımıza sonsuz teşekkürlerimi arz edeyim. Şimdi tabii ki biz hepimiz kardeşiz ve özellikle bunu arz etmeye çalışıyoruz. Bizim kimseyle sorunumuz yoktur. Sorunumuz kimlerle? Bu milletin milli birlik ve beraberliğine karşı olan, bu milleti Alevi Sünni, bu milleti Türk, Kürt, Arap, bu milleti sağcı solcu, bu milleti Müslüman laik olarak bölmek ve birbirine kırdırmak isteyen insanlara biz karşıyız. Evet. Ama neyi biz demek istiyoruz? Sünnilik adı altında bu millete Emevilik, parantez içinde Ebu Süfyancılık, Muaviyecilik, Yezidçilik öğretiliyor. Biz Sünni kardeşlerimiz bizim canlarımız, bizim ciğerlerimiz. Ve Muaviye'nin, Yezid'in, Ebu Süfyan'ın hurafeleriyle karşı tarafa ahirete gitmelerini Allah şahit olsun biz istemiyoruz. Bizzat Peygamberimizin, bizzat Resulullah'ın deyimiyle Peygamberimizin işareti, yegane kurtuluş gemisi olan Nuh'un gemisinde biz kucaklaşmak istiyoruz. Bizim buluşma noktamız, yegane noktamız Kur'an ve Ehl-i Beyt'tir. Peygamberimiz üçüncü bir şık bırakmamıştır. Kur'an ve Ehl-i Beyt. Kur'an Ehl-i Beyt'i, Ehl-i Beyt Kur'an'ı tamamlar. Ben ilim şehriyim, Ali onun kapısıdır. Kapıdan başka giriş noktası yok. Hazreti Ali'den başka çıkmaz sokak her şeydir. Şimdi biz Hazreti Ali'yi, Cenab-ı Fatıma'yı, 12 imamı, Hazreti Peygamber'i bırakıp Sünnilik adı altında Emevilerin kuyruğuna tutunursak sadece kendimize yazık ederiz. Yani kimseye yazık etmeyiz. Güneşe sırtını dönen güneşe zarar vermiyor. Doğru. Kendi önüne gölgesini düşürüyor, kendi önünü gölgeliyor. Başka değil. Evet, peki hocam devam ediyoruz. Bizim ABD ile ne işimiz var ki ABD'nin girdiği her yerde Ehl-i Beyt'i seven veya dostu zarar görüyor. Saygılarımla Halil Genç. Yorum bu hocam. Yani bizim Ehl-i Beyt olarak maalesef tarih boyunca zulüm görmüşüz. Ama ABD zamanımızın Firavunu, zamanımızın Nemrud'u, zamanımızın Yezid'idir. Yani istikbar, uluslararası istikbarın, zorbalığın, işte efendim işgalciliğin ve milleti sömürgenin adresi olmuştur. Yoksa bizim ABD halkıyla, Amerikan halkıyla, Hristiyan vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yoktur. Ama milleti birbirine kırdırmak isteyen, milletin rejimlerini zorla, terörle devirmek isteyen, değiştirmek isteyen ve bu dünyanın yegane hakimi benim, bütün petrolleri, bütün altınları, bütün doğal gazları, bütün suları, bütün piyasaları, bütün borsaları benim elimde, bütün medyası benim kontrolümde olacak diyorsa biz de hayır arkadaşım, senin istediğin olmayacaktır ve sana eyvallah demeyeceğiz diyoruz. Olay bu. Evet. Peki hocam devam ediyoruz. İyi akşamlar. Bir sorum var Ali hocama. Alevi şeyhleri bir araya toplayıp aynı yürek olmasına ya da aynı görüşte olmasına olamaz mı ya da öyle diyor. Yani Alevi şeyhlerini bir araya getirilmez mi? Aynı yürek olamazlar mı? Ali Güleş diye bir vatandaş. Teşekkür ediyoruz. Biz ayrı değiliz ki birleşelim. Zaten aynıyız. Zaten nereden çıkardı bu Ali Güleş'i? Ha, bunun dışında farklı cırtlak sesler varsa onların da düzelmesi onlara kalmıştır değerli izleyicilerimize. Değerli, duyarlı ve bu işe sıcak bakan, gidişattan memnun olmayan, bir yerlerde birileri cırtlak ses çıkarıyor ve toplumun menfaatine aykırı, millet Ehl-i Beyt bir yönde, onlar farklı yöndeyse millete değerini ve notunu veriyordur, endişeleri olmasın. Peki. Mehmet Yavuz isimli vatandaşımız size teşekkür ediyor hocam. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu mesajımız işte Giresun'dan gelmiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Aliler
Herhalde ikimiz de kastediyor Ali'ler dediği. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Eğer bana söylüyorsan bana diye akşamlar, bana demiyorsan diye akşamlar Giresun'a. Giresun'a söylüyorum bunu. Ali'ler diyor. Ali'ler yani. Diyor, evet. Kendini soyutlayamazsın. Ben Giresun'dan Hüseyin Özgürel, Hazreti Peygamber'i, Hazreti Ali'yi, kısacası Ehlil Beyt'i, Sayın Ali Yeral, neden bu zamana kadar çok sesli olarak anlatmadılar? Anlatmadılar. Bundan dolayıdır ki bip. Çünkü hocam başka bir şey kullanmış. Ama yani çok da bipli bir şey değil ama gene de söylememek gerekiyor. Çıkıp Hazreti Ali ve çocuklarına dil uzatıp Amerika'nın başarısına dua ediyorlar. Ben Ali hocamı Giresun'a davet etsem, misafirim olsa, sohbet etsek gelmez mi diyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İsmi neydi? İsmi şerifi arkadaşımızın? Hüseyin Özgürel. Hüseyin Giresun'dan Bey kardeşimize Hüseyin ve Özgürel. Giresunlu bütün kardeşlerimize, canlarımıza selam saygılarımızı. Biraz sitem ediyor aslında. Niye ediyor yani şimdiye kadar anlatmadığımız? Şöyle arz edelim. Yani. Ben Deniz 70 doğumluyum. Yani kendimi bildim bileli İmam Hatip başta olmak üzere Ehl-i Beytimizin hakikatlarını birilerine rağmen, yıkıcılara rağmen her zaman her ortamda dile getirmişiz. Şu ana kadar abartısız binlerce basın açıklaması, on binlerce paylaşım ve yüzlerce canlı yayınlara çıktık, anlattık. Sanırım kardeşimiz yeni tanışıyor. Ali Yeral deyip sanal alemi tararsa karşısına binlerce bilgi çıkacaktır. Malatya, Kars, Adıyaman ve Türkiye'nin Bursa, Ankara, İstanbul bir sürü yerine gittik. Davetler alıyoruz. Kendileri de inşallah müsait bir zamanda, müsait olacağımız bir zamanda davet gönderirse onların arasında olmaktan, hizmetlerinde olmaktan onur duyarız. Evet. Peki hocam, bu az önce mesaj yazmıştı bir arkadaşımız bize. Siz de onunla ilgili bir yorumda bulundunuz. Sünni genç Alevi kız diyor ki ya hocam bize yardım edebilir mi? Biz hocamızla buluşsak. Bize akıl verir mi? İkimiz de gelsek mesela yanına. Yani yeteri kadar akıl verdik. Şimdi de akıl veriyoruz. Biz ayrımcılığa kesinlikle karşıyız. Abi bu yardım istiyor hocam bu arkadaşımız. Ya. Ben sanki yardım etmek istiyorum bu arkadaşıya, kimseye bilmiyorum ama. Ayırt etmedik. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Yapmayasınız. Peki yani sizi bulursa, derdini anlatırsa, yardım edebilirsek ederiz diyorsunuz. Sanal alemde yanılmıyorsam, aklımda değil. Bu konuda çok bilgi, binlerce mesaj geldiği için her gün. Sanal alemde yanılmıyorsam belki kendi de göndermiş ve ilgili cevabı arz etmiş olabiliriz yani. Evet. Aleviliğe geçmek mümkün mü? Bir de öyle bir sorusu var. Geçebilir mi bir kişi? Alevi olabilir mi bir kişi? Hazreti Nuh'un kurtuluş gemisinden kimi gönderebilirsiniz? O kapıyı kimsenin yüzüne kapatmaya hakkınız yani yok ki. Yani şimdi Hristiyandır, Ermenidir, nereye mensupsa. Sünnidir, ya şudur, kardeşim, budur. Geldi ben Alevi olmak istiyorum. Olabiliyor ben mu? Ben Muaviye'yi bırakıp Hazreti Ali'nin safına gireceğim. Yezid'i bırakıp İmam Hüseyin'in safına gireceğim. Yanlış yapmışım bugüne kadar kardeşim dese adam. Yani hangi Allah'ın kulu yüzüne kapatır ki? Hazreti İmam Hüseyin bizzat Kerbela'da Hır adındaki o insan Yezid'in en büyük komutanlarından birisiydi. Abisi de iyi reyting yaptınız, getir kağıtları. Arkaya saat bir oldu oğlum lan. Evet, anladım. Peki. Evet, İyi akşamlar. Kesinlikle. Ben Yeliçe Beldesi'nden Fuat Şah, Ali Yeral. Her zaman Allah bizleri başından eksik etmesin. İyi yayınlar. İyi dilekleri de bulunmuş Fuat Şah Bey. Sayın Ali Yeral hocamız, sizi bütün kalbimizle izliyoruz. Yürekten, kalpten seviyoruz. Gönülden sizi seviyoruz. Bir sorum olacak. Ben Antakya'da askeri malzeme satan bir yere girdim. 3 Tunuslu, bir Suriyeli askeri malzeme satın aldılar. Askeri malzeme sattı, ondan para almadı. Buna ne diyorsunuz? Tunuslu, Libya'da. Tunuslu ve Suriyeli askeri malzeme satın alıyorlar. Ondan da para almamış herhalde oradaki şimdi, ya da alamamış. Diyeceğimiz şudur. Eğer o Tunuslu, Suriyeli gençler askeri malzeme alıp Diyarbakır'a, Şırnak'a, Mardin, Hakkari'ye gidip vatanı savunmak ve teröristlerle çarpışmak için gidiyorlarsa ne ala, bizim sözümüz yok. Ama Antakya'ya kadar gelip bizim Suriye'deki kardeşlerimizi, amcaoğullarımızı kesmeye, Allahu Ekber deyip onları öldürmeye, ırzlarına tecavüz etmeye gidiyorlarsa hiç endişeniz olmasın. Bütün izleyicilerimize buradan bir kez daha söylüyorum. Gün gelecek, devran dönecek ve bu çirkefliğin sebep olanlar hem Allah'ın katında hem bu milletin
katında hesabını verecektir. Peki hocam, şimdi o zaman şimdi şu elimde birkaç tane mesaj daha var. Bunları şimdi bırakacağım. Madem ki bu konuya girdiniz, ona gireyim. Şimdi siz demin de ifade ettiniz. Zaman zaman da ifade ediyorsunuz. Diğer kardeşlerimiz ifade ediyor. Zaman zaman ben söylüyorum ama şimdi biz her ne kadar Suriye'deki olaya bu pencereden bakıyorsak da birileri diyor ki, yani Türkiye'de öyle diyor. Hükümet de öyle diyor. AKP hükümeti de öyle diyor. Biz diyor demokrasi götürüyoruz Suriye'ye. Özgürlük götüreceğiz diyor. Demokrasi götüreceğiz diyor. Şimdi buralarda biri yalan söylüyor. Ya oraya demokrasi götürülmüyor, özgürlük götürülmüyor. Çünkü orada insanlar ölüyor. Şimdi arz edeyim. Veyahut da bir yanlış anlaşılma mı var? Nedir olay? Bir defa demokrasi ihraç edilmez. Demokrasiyi o ülkenin yerel halkı, yerli halkı der ki benim bu sıkıntım var ve ben bu sıkıntımı gidermek istiyorum. Demezse mesela şimdi Türkiye'de de bizim demokrasiyle ilgili ciddi sıkıntılarımız var şimdi ama bu halk hiçbir zaman demokrasiye ihtiyacımız var demedi yani. Şimdi bu bir. İkincisi Ali, bunu duydunuz mu beni? Tabii ki. Tamam, sonra mı cevap vermeyi tabii düşünüyorsunuz? Tabii ki, hemen cevap tamam, vereyim. Peki. İkinci nokta buydu. Buyurun. Şimdi ben demokrasi falan falan ülkeye falan halka rejimlere götürmeden önce aynayı tutup kendime bakmam gerekmez mi? Şimdi biz gerek Suriye'de gerek işte Bulgaristan'da, Yunanistan'da deniyor ki bizim soydaşlarımızın imamı, atadıkları işte efendim dini görevliyi Bulgar hükümeti, Yunan hükümetleri kabul etmiyor, onları baskı altında tutuyor. Peki Türkiye'nin üçte birini oluşturan Aleviler kendi imamlarını atayabiliyorlar mı? Kendi dini sorumlu insanlarını seçebiliyorlar mı? Peki şu an Suriye'ye demokrasi götüreceğiz diyen insanlar, diyen hükümetimiz, Suriye'deki 34 bakanlığın 24'ü Sünni, 3'ü Alevi, 3'ü Hristiyan, 1'i Dürzü, 1'i İsmaili. Peki benim kabinemin, benim Türkiye Cumhuriyeti'nin kabinesinin kaç bakanı Alevi? Hiç. Sadece 3 tane mi Alevi bakan var Suriye'de? Sadece 3 tane bakan. Niye? Efendim? Niye öyle ki yani? Yani devlet başkanları Alevi değil mi oranın? Şimdi öyle diyorlar. Şöyle. Yani oranın dengelerini gözeterek. Ya yanlış yapıyor Beşar. Ben onu söylüyorum. Ben yerinde olsam yarısını yapardım yani. Ben Beşar Esad olsaydım yani. Ben olsaydım ne yarısını yapardım ne de en azından o ülkenin halkının sayısı kadar, sayısını temsil edecek kadar bakan koyardım. O kadarını bile yapmamış ama. Şimdi yani. Türkiye'nin üçte biri Alevidir. Türkiye'deki bakanların üçte biri Alevi mi? 81 valinin birisi, 81 müftünün birisi, 81 emniyet müdürünün birisi Alevi mi? Cüneyt Ünal gazeteci arkadaşı almaya gittiğimiz zaman... Ha, siz de vardınız değil mi ayette? Bizzat Lazkiye valisi bendenize söyledi. Sayın hocam dedi ki Suriye'de 14 tane vali vardır. 14 valinin 13'ü Sünnidir, ben de birisiyim. Lazkiye valisi Sünnidir, düşünün. 14 valinin 13'ü Sünnidir, ben de birisiyim. Sadece Suriye gibi bir yerde bir tanesi Alevidir. Şimdi peki bizdeki valilerin konumu, müftülerin konumu, emniyet müdürlerinin konumu, Kadir'de de dile getirdik, milyonların teveccühüne mazhar olduk, Allah razı olsun cümlesinin. Peki Türkiye'deki generallerin üçte biri Alevi midir? Türkiye'deki müsteşarların, genel müdürlerinin üçte biri Alevi midir? Ben falan ülkeye falan rejime demokrasi götüreceğim demeden önce aynayı tutup kendimi görmem, kendime bakmam gerekmez mi? Ama hocam burada bir hastalık mı söz konusu? Şu alanda soruyorum. Hadi bırak bakanları, emniyet müdürlerini, valilerini falan fistan. Milletvekillerin bile üçte bir Alevi değil Türkiye'de ya. Milletvekillerinin de üçte bir Alevi değil. Şimdi hükümet partisinin edindiğim bilgiye göre... Yok yani, ki içinde yani bir tane ya vardır. Seçilen milletvekillerini ya. Boş verin. Yedek listesine bile hiçbir araya yani girmemiş. Ya bırakın onu, CHP'de bile yok yani. Çok az sayıda Alevi milletvekili vardır. Büyük bir çoğunluğunun CHP yani. Oylarını Alevilerden almasına rağmen maalesef gene Alevi oyları temsil edilmiyor. Burada neyi gösteriyor? Bizim Kadir'de de anlatmak istediğimiz onayın. Türkiye'de maalesef kronikleşmiş bir Emevi mezhepçi hastalığı vardır. İşte biz o hastalığı tedavi etme ve o yanlışları düzeltme amacındayız. Peki başka taraftan ne kalabilir miyiz hocam? Yani Suriye'deki valilerin işte 14 tane vali varsa 13'ü Sünni, biri Alevi. Hadi diyelim ki oradaki valiler yani şöyle mi değerlendirebilir miyiz daha doğrusu? Şöyle değerlendirebilir miyiz? Bizdeki valiler çok iyi valiler. Emniyet müdürleri çok iyi emniyet müdürleri. Alevi olmasa da olur, Sünni de olsa olur, Hristiyan da olsa olur.
ne olursa olsun bizim öyle bir sorunumuz yok diyebilir miyiz? Yani aslında Alevilerin böyle bir temennisi yok diyebilir miyiz? Memnunuz biz buradaki validen, valilerden, emniyet müdürlerinden. Öyle mi algılamamız gerekiyor? Suriye'ye kusulan kin niye kin kusuluyor? Dönüyor ki azınlık bir Alevi yönetimi Sünnilere hakim. Yani düşünebiliyor musunuz? Bakın bir şeyi daha paylaşayım. Çoğu insan bunu bilmiyor. Beşşar Esad, Sayın Esad Alevidir, doğrudur. Ama onun resmiyette mezhebi Sünnidir. Şu an Sayın Esad'ın kıldığı namazların tamamı Sünni Hanefi mezhebine göredir. Alevi Caferi kendi inancına göre namaz kılamaz. Yasaya göre, onların yasaya yasasına göre. Onların yasasına göre. Ve o da uyuyor, bir Alevi olarak ve uyuyor. Ve o da uymak zorundadır. Düşünün yani, rahmetli Hafız Esad'ın cenazesi Sünni mezhebine göre kaldırıldı. Lazkiye'de zannediyorsam Alevi Caferi mezhebine göre beş tekbirle ve eller açık kaldırıldı. Şimdi böyle olmasına rağmen o zaman niye Beşşar Esad'ın Aleviliği mezhebi? Yani düşünün bize yakışır mı? Deniyor ki işte efendim Suriye'nin Alevi Nusayri yönetimi, Şii Maliki. O zaman biz ne diyeceğiz? Sünni hükümet Sünni Erdoğan mı diyeceğiz? Bu ayıp değil midir? Yani insanların dini üzerinden, mezhebi üzerinden, inancı üzerinden değerlendirme olur mu? Şu an Suriye'nin bedel ödetilmesinin en büyük nedeni mezhebi üzerinden ona kim kusuluyor? Amerika ve İsrail'e karşı duruşundan dolayı kim kusuluyor? Ve İran'la, Lübnan'la, Hizbullah'la yani direniş, mukaveme dediğimiz hilalde bulundukları için bedel ödetilmeye çalışılıyor. Şimdi biz kendimize gelelim. Yani Türkiye'nin üçte biri Alevidir. Ben Alevi, Caferi, Ehli Beyt ilmini öğrenmek için İran'a, Irak'a gitmek zorunda kaldım. Peki niye benim ülkemde, benim vatanımda, benim vergilerimle ödenen, benim vergilerimle inşa edilen yüzlerce üniversite, yüzlerce, binlerce okulda niye benim Aleviliğim öğretilmiyor? Niye Caferilik Ehli Beyt? Bilakis benim babamın, benim ödediğim vergilerle, Alevilerin ödediği vergilerle geçinen öğretmenler Alevilerin kafir olduğunun dersini veriyorlar Alevilere. Aleviler namazsız, Aleviler kafir, Aleviler ana bacı tanımaz. Aha Mümsün'de yapılıyor diyor. Futbol maçı oynuyor. Diyor ki sen futbolcu olamazsın. Git Mümsün'de oyna. Nerede? Samandağ sporunda. Okulda Harbiye gibi, Yeşilpınar gibi bir beldede elektrikler kesiliyor. Haydi çocuklar Mümsün'de oynayalım. Kim bunu diyor? Öğretmen diyor. Öğretmen diyor. Öğretmen olacak o müsvedde. Ya kusura bakma. Peki hocam şimdi vallahi şimdi siz de kusura bakmayın. Yani şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Canlı yayındayım. Yani şimdi o öğretmen orada tutacaksın. Gereğini yapacaksın. Cezası da ömür boyu hapiste yatacaksın abi ya. Bunu söyleyen bir adam varsa ya. İşte biz ya neyi diyoruz? Ya? Biz neyi diyoruz? Biz diyoruz demokrasiyi oraya buraya Suriye ihraç etmeden önce bir kendinize bakın. Hocam Harbiye ben, gibi bir yerde. Efendim? Evet Harbiye gibi yerde. Ben bir şey söylemek istiyorum sevgili seyirciler. Çok özür diliyorum. Yani şimdi yani ne dememi bekliyorsunuz? Yani hakikaten aslında bu içimden gelen şeyler bunlar. Ama elbette ki yani belki o kişiye öğretmek lazım. Yani, nasıl olacağını ama vallahi bazen insan öfkeleniyor şey tutamıyorum. Ya bağışlayın beni siz ya. Siz öfkelisiniz biraz istirahat edeceksiniz. Yani, biz bakın önce Alevilere mum söndü diyenler kendileri mum söndü çocuğu olmasaydı böyle demezlerdi. Bu bir. İkincisi biz istiyoruz ki emniyet güçlerimiz, yargı güçlerimiz, cumhuriyet savcılarımız artık hareket etsinler. Yani bu millet fevran halindedir. Bu milletin duygularıyla, bu milletin inancıyla artık alay etmeyi bıraktırsınlar. Yani birileri kinini geliyor Harbiye'de, Samandağ'da, Ekinci'de, Çekmece'de, Serinyol'da, Adana'da, Mersin'de, Tunceli'de, İstanbul'da, Alevi mıntıkasında Müslüman mahallede salyangoz satar gibi işler yapıyor. Ya milletin birliğiyle oynuyorsunuz. Peki yazık. Hocam o konu çok önemli bir konu. O yeni mi oldu o Harbiye'deki olay, bahsettiğiniz olay? Yanılmıyorsam 4-5 ay oldu. 4-5 oldu. Peki konuyla ilgili gereken girişimi yaptık. Valiliğe şikayette bulunduk. Yargıya taşındı mı? Sanıyorum azledildi oradan yani. Ama aslında öğretmenlikten ve onun hakemlikten atılması lazım. Anladım. Peki hocam mesajlarla biraz devam edelim.
Sayın Ali Yeral bizi aydınlattığı için teşekkürlerimizi sunuyor ve ellerinden öpüyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Emeklerinden dolayı da Sayın Ali Yolcu'ya da teşekkür ediyoruz. Yahya Dede. Yahya Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Ali Yeral hocamız, sizi bütün kalbimizle izliyoruz. Yürekten, kalpten seviyoruz, gönülden sizi seviyoruz. Bir sorum olacak. Ben Antakya'da askeri malzeme satan bir yere girdim. 3 Tunuslu bir Suriyeli. Bunu okumuştuk herhalde. Evet, onu okumuştuk. Bunu okumuştuk. Evet. İyi akşamlar. Samandağ'dan Özcan Toprak. Dünya neden Ehl-i Beyt'ten korkuyor? Bir cümleyle hocam. Bir cümleyle. Yarasalar ışıktan korkar, güneş ışığından korkar. Ama hak gelecek ve batıl zahil olacaktır. Ehl-i Beyt'in 12 imamın nurundan, 12 imamın ışığından, hakkaniyetinden sadece Emeviler korkmuşlardır. Evet. Peki Sayın Ali Yeral, Allah sizi başınızdan eksik etmesin. Sayın Ali Yolcu, her gün evimizi şereflendiriyorsunuz. Size de başarılar. Çok çok teşekkür ediyorum Halil Genç. Biz teşekkür ediyoruz Halil Bey. Sağ olun. Sizler bizi şereflendiriyorsunuz bu güzel mesajlarınızla. Yeryüzündeki tüm Müslüman alemi namaz kılarken yüzlerini Hazreti Ali Efendimizin doğum yeri olan Allah'ın evi Kabe'ye doğru yöneltmektedir. Ali'nin ve Alevi'nin ne kadar yüce olduğunu herhalde bu gerçek ispatlamaktadır. Şeyh Muhammed Narlı. Evet. Bir cümle yine hocam. Bir cümleyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ya Ali ente bi mesabetil Ka'be tu'ta ve la te'ti. Ey Ali, sen Kabe konumundasın. Sen hiçbir kimseye gitmezsin. Sen hiç kimseye muhtaç değilsin. Sana gelinir, sana yönelinir. Ve Sünni kardeşlerimizin bir alimi diyor ki, biz Kabe'ye Hazreti Ali orada zuhur etti, orayı teşrif etti diye dönüyoruz. Hazreti Ali Kabe'de viladet etmekle değer kazanmadı. Kabe'de zuhur etmekle Allah'ın evi Kabe'ye şeref kattı. Bunu insanların bilmesi lazım. Niye bunlar öğretilmiyor? Ebu Hureyre'nin Emevilerin safsataları öğretiliyor bu millete. Sünnilik ve İslam adı altında. Evet. Sayın Şeyh Ali Yeral hocamızla gurur duyuyoruz. Ali Yolcu'ya da teşekkür ediyoruz. İkinciden Kemal ve Süleyman Doksöz, ikinci halkı olarak arkanızdayız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür bütün ediyoruz ikinciye, bütün halkın. İkinciye. Evet. Bu da son mesajımız sevgili seyirciler. Artık göndermeyin lütfen çünkü programı bitireceğiz. Siz de arkadaşlar artık gelen mesajları almayalım. Sizlere ricam. Sayın Ali hocamızla iftihar ediyoruz. Allah daim etsin sizi. Sağ Cemil hocam. Ve Oktay Doksöz. Bu da ikinci beldesinden teşekkür gelmiş hocam. Teşekkür ediyoruz cümlelerine. Deminki Kemal ve Süleyman Doksöz'dü. Şimdiki Cemil ve Oktay Doksöz'den sağ gelmiş olun. Hocam. Suriye ile ilgili bir evet hocam Suriye ile ilgili cümle, artık bitirelim birkaç cümleyle. Hemen bitirelim. Evet. Şimdi deniyor ki demokrasi götürülecek. Demokrasi terörle götürülmez. Orada kalmıştık zaten evet. Ali kardeşim, demokrasi terörle götürülmez. Demokrasi silahla, bombayla götürülmez. Şu an Suriye'nin fabrikaları yerle bir edildi. Evet, doğru. Okullar havaya uçuruluyor. Güvenlik kurumları, karakolları havaya uçuruluyor. Şiddetle, Allahu Ekber deyip binlerce polisi, askeri kesmekle, Homs'ta onlarca kadının ırzına sırayla geçmekle ve onları tavuk gibi kesmekle demokrasi götürülmez. Eğer sizin demokrasi sorununuz olsaydı, Arabistan'a bakardınız, Katar'a bakardınız, Ürdün'e bakardınız, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakardınız. Kendilerini Emirül Mü'minin olarak ilan eden Kuzey Afrika'nın, Fas, Cezayir, Türkiye Cumhuriyetlerin imam, yani Özbekistan, Tacikistan, ne demokrasi var ne de bir şey var. Niye onlara bakılmıyor? Mezhepçilik yapılıyor. Biz istiyoruz ki kimsenin mezhebine, inancına, siyasetine bakmadan ha illa bir desteğiniz mi olacak? Gel kardeşim, dün kardeşim, şimdi dün kardeş bugün mü kalleş oldu? Hani beraber bakanlar toplantısı yapıyordunuz? Hani beraber maç izliyordunuz Halep'te? Hani beraber pikniğe çıkıyordunuz? Eğer kötüyse dün de köydüydü. Eğer iyiyse bugün de iyidir. Ha orada bir sorun varsa bütün Orta Doğu'nun ve dünyanın en profesyonel teröristlerini getirip burada barındırıp, burada eğitip haydi gidin size bütün sınırları açıyorum cihad etmeye. Adam canlı yayında heyret ediyorum. Habertürk'te, NTV'de çıkıyor, biz cihada gidiyoruz, hadi Suriye'ye geçiyoruz diyor. Nereye? Oradaki kardeşlerimizi kesecek. Demokrasi topla tüfekle oraya götürülmez.
İlla desteğin olacaksa oturur, benim şöyle bir tecrübelerim vardır, şöyle önerilerim vardır. Gelinir, oturulur, müzakere edilir, tecrübelerinden yararlanılır ve öyle destek verilir. Ama sınırımızı biz teröristlere açarsak, bir daha söylüyorum, yarın o teröristlerin aynı şeyi bize yapacağını kimse garanti edemez. Ve bu ateşle oyundur. Ümit ederiz ki inşallah artık bu ateşle oyundan vazgeçilir ve birilerinin maşası olmaktan biz er ya da geç en yakın bir zamanda kurtuluruz. Tuttuğumuz bombalar hep elimizde patlıyor. Uçaklarımız düşürülüyor. Pilotlarımız şehit ediliyor. Bizim bayrağımız gönderden indiriliyor. Bizim polislerimizin tabancaları alınıyor. Yani bağırıyor çağırıyor. Başbakanı getirin, valiyi getirin. Ya sen kimsin? Sen kimsin benim valimi ayağına çağıracaksın? Sen kimsin benim emniyet müdürümü çağıracaksın? Sen kimsin diyor, ben başbakanla, bakanla muhatap olurum. Cehennemden gelmiş bir teröristsin. Hapishanelerden kaçıklar, nerede tecavüzcü, nerede hapçı, esrarçı birileri varsa açtılar, saldılar, topladılar, sağdan soldan vatan haini varsa cihatçı olarak önümüze sürdüler. Şimdi biz onlara yatakçılık yapıyoruz. Onlar yanlış şeylerdir. Yanlıştan da dönmek ayıp değildir, erdemliliktir. Bütün bu olanlar, gerek cilve gözündeki şehitlerimiz, gerek uçaktaki şehitlerimiz, Allah rahmet etsin, bizim bu yanlıştan dönmemiz için birer sebeptir. Artık bu savaş kampanyasından sıyrılmak ve kardeşlerimizle barışmak zorundayız. Suriye'yi başka yere atamayız. Hükümetler gelir geçer, insanlar gelir geçer. Ama sınırlar kalır, halklar kalır, akrabalıklar kalır, komşuluklar kalır. Yarın sonraki nesile, yeni nesillere ve yarın Allah-u Teala'nın huzuruna ak yüzle, beyaz bir sayfayla çıkacağımızın hesabını yapmak zorundayız. Evet, doğru. Yoksa altından kalkamayız. Aynı şeyi yarın birilerini bize yapmayacağını kim garanti edecek? Yarın birileri çıkar derse ki ben Kürt vatandaşlarım, mazlumdur, mağdurdur, onları silahlandırıyorum derse. Yarın başka birileri çıkar, Aleviler mazlumdur, mağdurdur, Türkiye'de hiçbir şeyleri yoktur. Haydi ben onları örgütleyeceğim, onları silahlandıracağım derse. Siz ne yapacaksınız? İtiraz edemezsiniz. Dün sen birilerine aynı şeyi yapmadın mı? Sınırlarını açmadın mı? Evini, barkını, bütün karargahlarını, eğitim yerlerini, desteğini, bu kadar milyar dolar, bu kadar efendim bütçe harcadık iftiharla demedin mi? Yarın aynı şeyi bizim için, bu kutsal vatan için yapmayacağının garantisini bize kim verecek? Yanlış şeydir. Senin teröristin iyi, benim teröristim kötü olmaz. Yanlıştan dönülmeli ve yanlıştan dönmek erdemliliktir. İnşallah da temennimiz en yakın bir zamanda havalar durulacak ve her şey yerine dönecektir. Umarım. Ali teşekkür Hocam. Ederim. Çok çok teşekkür ediyorum size programımıza katılım gösterdiğiniz için. Yaklaşık 3 saattir sizlerle birlikteyiz. Avrupa'daki kardeşlerimizle de bu Mart'ın sonunda, Nisan'ın başlarında buluşacağız. 3-4 tane ülkede inşallah konferanslar vereceğiz. Oradaki canlar da... EHDAO Genel Başkanı olarak mı gidiyorsunuz oraya? Acizane bendeniz, evet, resmi davetli olarak yani. İnşallah gideceğiz. 3-4 tane ülkede konferansla da onlarla da hemhal olacağız, hizmetlerinde olacağız. Onlara da buradan bütün izleyenlere ve iltifat ve sevgide bulunan bütün canlara selam ve saygılarımızı arz ediyoruz. Evet, biz de size o yolculuğunuzda şimdiden teşekkür ediyoruz. Hayırlı toplantılar diliyoruz Ali Hocam. Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Buları programının bugünkü konuğu Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeraldı. Sayın Ali Yeraldı, 3 saatte aşkın bir süredir birlikteyiz. Ve tahmin ediyorum iyi bir program yaptık. Sorularınıza yanıtlar vermeye çalıştık. Önümüzdeki hafta pazartesi günü eğer sağ kalırsak şayet, sağ kalmazsak da bu bölümün arkadaşlar çeker verir. Sağ kalırsak demişti Ali Yolcu ama gitti diye koyarlar bunu da. Sağ kalırsak şayet önümüzdeki hafta saat 20.45'ten itibaren Demokrasi Buları programında ben Ali Yolcu yeniden sizlerle birlikte olacağım. Bir başka konu ve konukla. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.